Gündüzleri bile panjurlar sıkı sıkıya kapalı. Katya evinin ve bahçesinin hedef olabileceğini hesaba katmak zorunda. Çünkü tepelerin ardındaki köyün hemen arkasında Rus yanlısı ayrılıkçılar gizleniyor. Keskin nişancılar Ukrayna'daki Şovanka köyünü düzenli olarak hedef alıyor. Katya yaklaşık 4 yıldır bugüne kadar 10 binden fazla kişinin hayatına mal olan bu savaşın içinde yaşıyor. 27 yaşındaki kadın bizi evine götürüyor. Burada annesi ve 3 çocuğuyla birlikte kalıyor. En küçüğü sadece 1,5 yaşında. Oyun arkadaşı yok. Diğer aileler çoktan buralardan uzaklaşmış. Burada yaşamaktan korkmuyor musunuz? Dürüst olmam gerekirse korkmuyorum. Buna alıştık. Kapıdan çıktığınızda ateş edilip edilmeyeceğini, saklanmanız gerekip gerekmeyeceğini biliyorsunuz. Başlarda saldırılar sırasında bodrumda saklandıklarını söylüyor. Ancak bodrum vurulduğundan beri sadece evde duruyorlar. Burada kalıyoruz ve burada uyuyoruz. Bu taraftaki mutfak bölümü bizi koruyor. Diğer tarafta ise neredeyse hiçbir şey yok. Annem burada uyuyor. Kızım Diana ve ben küçüklerle birlikte burada uyuyoruz. Şovanka'dakiler dışarıdan yardımlarla hayatta kalıyor. Köy çeşitli yerlerinden silahlı Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kuşatılmış durumda. Burası Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgeye geri dönen tek yol. Köy sakinlerine yardım ulaşması buraya bağlı. Tatyana Koşul ve 5 kişilik ekip muhtaç kişilere gıda, giyecek ve battaniye yardımı ulaştırmak için savaş bölgesine giden bu tehlikeli güzergahı kullanıyor. Savaşın patlak verdiği 3 yıl öncesinden beri toplu taşıma araçları çalışmıyor. En yakın süpermarket birkaç saatlik yürüyüş mesafesinde. Şovanka'nın çoğunluğu yaşlı 140 kişilik nüfusuna ulaşmak çok zor. Köyle irtibat kopmuş durumda. Buradakilerin neredeyse dışarısıyla hiç bağlantısı yok. Böyle yaşanmaz. Bu insanlar sadece bahçelerinde yetiştirdikleriyle hayatta kalmaya çalışıyor. Bu durumdan acil ihtiyaçları Ukraynalı Yardım Kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından karşılanan yüzlerce sivil muzdarip. Köyden cepheye doğru ilerliyoruz. Burada sadece yıkıntılar ve siperler var. Çoğu ayakta durmaya yetecek derinlikte değil. Burada iki Ukraynalı nöbette, baba ve oğul. Tabii ki oğlum için endişeleniyorum ama bu şekilde en azından onu her gün görüyorum. Burası da hedef alınıyor. Çoğunlukla geceleri. Gün boyunca daha sessiz ancak pek de tekin değil. Emekli Yelena Bukovaya buraya birkaç metre uzaklıkta yaşıyor. Tatyana gıda yardımını buraya bizzat getiriyor. Yaşlı kadının evi birkaç ay önce füze saldırısında isabet almış. Bukovaya olay sırasında evindeymiş. Roket doğrudan tam olarak buraya isabet etmiş. Ama bu tek bir saldırı ile kalmamış. Bir diğeri bahçeye isabet etmişti. Tam penceremin altına. Diğer ikisi de ön bahçeye. Kulübeler olduğu gibi yıkıldı. Caddenin diğer tarafında 11 delik oluşmuştu. Yelena kışı evinde yalnız geçiriyor. Savaşın kısa sürede sona ereceğine dair umudu yok. Tıpkı Katya gibi. Bize sebze deposunda stoklarından arta kalanları gösteriyor. Çocuklarımın korkmasını istemiyorum. Onlara korkmamaları gerektiğini söylüyorum. Ateş edilirse onları eve sokuyorum ve saklambaç oynuyoruz. Katya köyünde kalmak istediğini söylüyor. Kendilerine ve çocuklarına yönelik ölümcül tehlikeye rağmen. Kendime ait bir şeylerim olsaydı, kendi evim mesela, buradan hemen giderdim. Bu şekilde hep başkalarına muhtaç durumda olacağım, bunu da ben istemiyorum. Şovanka'da yaşamak hala mümkün. Tatyana gibi yardımseverler sayesinde. Cephe yakınında yaşam, barış umudu olmadan.